30'dayım diyor bak. %10 bayır aşağı abi. Bak izle. Olaya bak. Olaya bak. Truck Stampy'nin yapmış olduğu viraja bak. Abi böyle bir şey var mı ya? Bakar mısın? Kendi yapmış olduğumuz haritalara benziyor. Bak yavaş yavaş ineceğiz burada. Bak abi şuna bak. Bak. Arkadaşlar kontrolü kaybedebiliriz. O yüzden yavaş yavaş sallanıyoruz burada. Baksanıza şuna. Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte ETS 2'de Truckers MP'deyim. Yepyeni bir etkinlik geldi. Cadılar Bayramı etkinliği geldi arkadaşlar. Bu etkinlik geleli birkaç gün oldu. Ben bunu canlı yayında bayağı bir yaptığım için ve canlı yayında bayağı bir anlattığım için arkadaşlar videosunu birazcık geç çektim sizlere. Bu Cadılar Bayramı etkinliğinde 5 tane özel Truckers MP'nin belirlemiş olduğu dorseyi Truckers MP'nin özel olarak yapmış olduğu bölgeye taşımanız gerekiyor. Şu an Köln'deyiz arkadaşlar. Truckers MP'nin özel olarak yapmış olduğu bölgede burası. Pumpkin Farm. Görüyorsunuz. Köln veya Mannheim'dan gelirseniz rahat edersiniz. Bak adam almış dorsesini götürüyor. Bu şekilde özel dorse taşıyorsunuz arkadaşlar. Bakın dorseler böyle aşağı yukarı. 75 kilometre ve üzeri olması gerekiyor mesafenin. Şimdi dorseyi nasıl alacaksınız? Mesela bir tane firmaya geldiniz Köln'de. Serbest çalışa basıyorsunuz. Diyorsunuz ki evet bak burada dorse yok. Ben bu dorseyi nasıl bulacağım? Bunu söyleyen çok fazla kişi oluyor. Yapmanız gereken Truckers MP'ye girdikten sonra Köln'e geldiniz veya Mannheim'a geldiniz değil mi? Ben şu an Köln'deyim. Bu etkinlik çok kalabalık oluyor akşam saatlerinde. Ben bu videoyu öğlen çekiyorum sizlere kalabalık olmasın diye. Yoksa sürülmüyor arkadaşlar. Yol tek şerit çünkü. Taba basıyorsunuz. Buradan sağ tık yaptım. Mouse'umu açtım. Burada arkadaşlar iş bulma bölümü var. İş bulma bölümüne girdikten sonra buraya Pumpkin yazıyorsunuz. Yani gideceğimiz yerin adını yazmamız gerekiyor. Pumpkin. Pumpkin'i yazdıktan sonra seçtik burada bu şekilde. Daha sonra burayı zaten değiştiremiyorsunuz. Tek bir bölge var. TMP yazıyorsunuz. 4 tane yük çıktı. TMP. İstediğinizi alabilirsiniz. Yüklerde bu şekilde bakın TMP yazıyorsunuz. Bu. TMP yazdık. Bu. Bir daha TMP yazdık. Bu. Bu yüklerden istediğinizi taşıyabiliyorsunuz. 5 tane yük taşırsanız özel başarım verecek sizlere. Bu etkinliğin son günü de 1 Kasım arkadaşlar. Biz bunlardan hadi 5 tane taşıyalım. Şöyle olsun. Oluşturduk arkadaşlar. Daha sonra buradaki firmaya gelip Enter'a basıyorsunuz. Enter'a bastıktan sonra bakın burada yükümüz çıktı. Bunu alınca bir kamerayı kapatayım. Orada yeşil bir şey çıkacak. Çete bu şekilde yeşil bir uyarı veriyor. Bu uyarı diyor ki yükünüzü aldınız diyor. Şu an etkinliğe katılıyorsunuz diyor. Kaç tane etkinlik yaptığınızda Truckers MP'nin kendi profil sayfanızda görebilirsiniz. Yükümüz aşağıda hazır bizleri bekliyor. Şimdi gidelim yükümüzü bir alalım. Buraya da bayağı bir yoğunluk var. İstediğiniz firmadan alabiliyorsunuz. İstediğiniz bölgeden yük taşıyabilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken 75 kilometre ve üzeri yol yapmanız gerekiyor arkadaşlar. İster yükü buradan Pumpkin Farm'a götürüyorsunuz. İsterseniz de Pumpkin Farm'dan yükü alıp buraya getirebilirsiniz. O da fark etmiyor. Onu da söylemiş olayım. Sadece 75 kilometre ve üzeri olacak. Truckers MP'nin sitesinden takip edebilirsiniz. Kaç tane taşıdığınızı profilde yazıyor. Onun haricinde de 1 Kasım son gün arkadaşlar. Bir tane de Truckers MP profilinize başarım veriyor arkadaşlar. Bu etkinliği tamamlarsanız. 5 tane yük taşıyacaksınız. Bu kadar basit. Ama yollar çok keyifli. Çok güzel böyle virajlı yollar yapmışlar. Birazdan zaten göreceksiniz arkadaşlar yolları. Şöyle yavaştan gidelim. Bakalım rotamız nasıl? Nereden götürüyor? Evet zaten tek bir yön var. Mesafeye de bakalım. 113 kilometre. 75 kilometre ve üzeri gayet yeterli. Merak ettiğiniz sorular varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bunu single player'da yapamazsınız. SCS ile bir alakası yok. Bu etkinliği Truckers MP'yi getirdi arkadaşlar. Yani Truckers MP'nin kendi özel etkinliği. Onu söylemiş olayım. Herhangi bir başka bir şey vermiyor. Envanterinize bir şey gelmiyor. Truckers MP profilinizi takip edeceksiniz. 1 Kasım son gün dedik. Yani son güne kadar bekletmeyin. Kaç tane yaptığınız profilinizde yazar. Sadece bu yüklerden taşımanız lazım. TMP yazmanız gerekiyor. Arkadaşlar bu arada canlı yayınlar akşam saatleri oluyor. Böyle saat genelde 7 gibi açmazsam, 6-7 gibi açmazsam, 19 gibi, 18 gibi. Akşam 21 gibi canlı yayın açıyorum. 21-21-30 gibi canlı yayında oluyorum YouTube'da. Genelde okula giden kardeşlerimiz olduğu için veya sabah işe gidecek arkadaşlarımız olduğu için
ne yapıyoruz? Akşam saatlerinde hani çok geçe kalmadan açıyoruz yayınları. Şurada duralım abi, bu adam şimdi bize vurur falan. Başımıza bela olmasın. YouTube'da canlı yayınlarımızı herkesi bekliyoruz. ETS oynuyoruz zaten genelde arkadaşlar. Herkes gelsin. Bekleriz herkesi. Onu da buradan duyurmuş olayım. Duracağız mecbur. Durmayacağım abi, hiç geldiğin yok ya. Ben geçtim abi, vallahi biraz risk aldık ama geçtik abi. Durabilirdim orada da durmadım. Neyse hadi bakalım. Buralar normalde kilit oluyor. Akşam saatlerinde buralar kilit oluyor. Mannheim tarafından biraz daha rahat gelebiliyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Sollama yapalım. Sollama yapa yapa gidiyoruz arkadaşlar. Gelen var. Geçecektim de gelen var. İşte gelenler de oluyor. Yani firmadan yük alıp buraya getirenler de oluyor şehre. O şekilde de sayıyor. İlla firmaya götürmenize gerek yok. Ben şu an dördüncüdeyim. 5 tane yapmanız lazım. 4 tanesini canlı yayında yaptım. Bu 5. olacak arkadaşlar. Gelen var mı? O duruyor galiba. Ha, gelen var. Abi sürekli gelen var. Bir de kaptırmak lazım biraz sollamak için. Tonajımız 10 ton olması lazım. Yükler 10 ton. Sadece bu yüklerden taşımanız lazım. TMP yazanlardan taşımanız gerekiyor. Kaptırdık ama. İyi, gelen yok, güzel. Biraz zorlanıyoruz arkadaşlar. Evet, firmanın dönüşü burası. Bakın, insanlar buradan yukarı doğru dönüyor. Olay bu arkadaşlar. Karşıdan da çıkış var. Onu da gösteririm birazdan. Evet, yol burada başlıyor. Burası TMP'nin yapmış olduğu özel yol arkadaşlar. Normalde single player'da böyle bir yol yok. Böyle bir haritada bir yer yok. Bakın bu şekilde pumpkin farm'a yük taşıyorsunuz. 5 tane yük taşımanız yeterli. Çok güzel saatte girmişim. Akşam saatlerinde burada yük taşınmaz arkadaşlar. Gerçekten ya, ilerleyemiyorsunuz. Ben şuraya şu anda 10 dakikada geldim belki ama akşam Köln'den buraya 1,5 saatte falan geliyorsunuz. 1 saatte geliyorsunuz, öyle söyleyeyim. Acayip fark var, acayip. Baksanıza yollara. Böyle virajlar böyle yatıyor yollar falan. Hadi dayıcım, hadi çıkamadın, hadi. Yollar efsane. Şimdi toprak yola gireceğiz. Müthiş dönüşler var. Tünelden geçeceğiz bir de. Burada genelde yetkililer duruyor. Dikkat edin şu karşıda. Bakın şöyle göstereyim şurayı. Burada yetkililer duruyor arkadaşlar. Bakın biz de geliyoruz. Oo, biraz kastı burası. Beyaz manımızla geliyoruz. Akşamları burası acayip kalabalık oluyor. Buraya çok dikkat edin. Şöyle açıktan alalım. Burayı geniş yapmışlar rahat dönelim diye. Evet. Asıl tehlikeli yere geliyoruz arkadaşlar. Bakın Tekyon burası. Tabelası da var zaten Tekyon. Evet, Tekyon'a giriyoruz bu şekilde. Burası tek yönde de. Burayı ayrı koymuşlar. Ulan hep şu köşeye vuruyorum ya. 30'dayım diyor. Bak %10 bayır aşağı abi. Bak izle.
Olaya bak, olaya bak. Truck Stampy'nin yapmış olduğu viraja bak. Abi böyle bir şey var mı ya? Bakar mısın? Kendi yapmış olduğumuz haritalara benziyor. Bak yavaş yavaş ineceğiz burada. Bak abi şuna bak, bak. Arkadaşlar kontrolü kaybedebiliriz. O yüzden yavaş yavaş sallanıyoruz burada. Baksanıza şuna. Saldım şimdi bak, gaza basıyor. Efsane ya. Vallahi çok iyi yapmışlar buraları. Böyle keskin virajlar güzel olur. Hep böyle kolay yerler yapıyorlar mesela haritalarda. İnsanlar biraz da böyle Kirkenes'e benzer zorlu şeyler bekliyor. Bak burası Kirkenes'ten de zor. Mesela. Kirkenes oynayamayanlar gelsin burada tadını çıkarsın 1 Kasım'a kadar. Bu arada aynı yerden yük taşıyabilirsiniz. Yani bütün yükleri Köln'den taşıyabiliyorsunuz. Fark etmez hani farklı yerden olacak diye bir kural yok. Onu da söyleyeyim. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz onu. Onda bir sorun yok. İşte Cadılar Bayramı etkinliği yapmış. Truck Stampy her sene bunu yapıyor. Başarım veriyor katılanlara, taşıyanlara. Ya bu etkinliği tamamlamanızı tavsiye ederim. Başarım ne işe yarayacak? Ya profiliniz daha çok havalı gözüküyor. Truck Stampy ile böyle vakit geçirdiğinizi daha çok belli ediyor. Onun haricinde başka bir işe yaramıyor arkadaşlar. Bir faydası yok. Baksanıza abi ortama baksanıza şöyle. Çiftlikte burası. Bu çiftliğe yükünüzü teslim etmeniz gerekiyor. Teslim ettikten sonra buradan yük alıp tekrardan Köln'e teslimat sağlayabileceksiniz. Onu da nasıl yapacağınızı göstereceğim tabii ki de tekrardan sizlere. Sal abi aşağı. Sal abi hadi. Sal abi. Buraya biraz yavaş. Burayı sert yapmışlar çünkü. Burada sol tarafa park ediyoruz. Aşırı kalabalık. O yüzden şöyle tepe kamerasından falan sürmenizi tavsiye ederim burada. Ben buraya yanaştırıyorum. Bu şekilde bakın şimdi. Park edeceğim. Yine chatte tamamladığıma dair bir uyarı verecek. Kamerayı kapatayım. Dorsey'i çıkartıyoruz. Bakın sonuçları hemen göster. Chatte gördüğünüz gibi yeşil olarak yazdı zaten. Başarımı kazandığımızı söyledi zaten. Tamamladım çünkü 5 tane yaptım. Başarımı aldım. Önemli olan sizde de o yeşil yazıların çıkması. Yük alırken ve teslim ettiğiniz arkadaşlar çok önemli. Geçen sene yoktu. Artık bu sene tamamen oyuna entegre etmişler. Yükü aldığınızda veya teslim ettiğinizde uyarı veriyor. Bu şekilde de başarı kazandığımızı burada bizlere belli etti arkadaşlar. Yani şu anda ben 5 taneyi tamamladığım için başarımı kazandım. İsterseniz 10 tane de yapabilirsiniz. 10 tane yaptığınızda ekstra bir şey vermiyor ama Truck Stampy profilinizde o şekilde şu anlık görebilirsiniz 10 tane yaptığınızı. Buradan mesela bir tane daha alıp götürebiliyorsunuz. Onu nasıl yaptığınızı göstereceğim. Buraya geliyorsunuz. Burada durdunuz. Enter'a basmıyorsunuz. Tab'a bastınız. Buradan yine buraya giriyorsunuz. Daha sonra bakın burası zaten seçili. Buraya Köln yazıyorsunuz veya Mannheim yazıyorsunuz. Mannheim yazalım. Evet buraya Mannheim yazdığınızda hangi firmanın olduğu önemli değil. Burada bu sefer farklı bir dorse taşıyalım. TMP yazalım yine. Bu sefer dekorasyonlardan taşıyalım bak mesela. Bu şekilde olabilir veya burada yükümüzü oluşturduk. Enter'a basıyoruz. Yükümüz burada zaten çıktı otomatik olarak bakın Mannheim'a. Yine chatte bakın bu şekilde yazdı. Yükümüzü aldığımızı belli etti. Şimdi yükümüzü arıyoruz. Aha da gördüm sağ tarafta. Hemen yükümüzü almaya gidelim. Çıkış yolunu da göstereyim sizlere. Oo, amma drift yaptık ha. Yükümüzü şuradan bir alalım. Herkes de burada abi. Kaos var yemin ediyorum. Videoyu da güzel bir beğeni atarsanız sevinirim arkadaşlar. Sizler için uğraşıyorum valla. Soranlar oluyor. Bakın ben bunları canlı yayında yaptım ve defalarca anlattım aslında. Ama canlı yayınları izleyemeyen arkadaşlar için de sizlere bu videoyu çekiyorum. O yüzden beğenirseniz çok sevinirim. Beğeni atmayı unutmayalım. Şimdi burada bir çıkış var. Bu çıkışa çok dikkat edin abi. Genelde uçabiliyorsunuz. Yani herkes aynı anda çıkmaya çalışınca bir kaos oluyor burada. Abi buraya çok dikkat edeceğiniz çarpmadık. Oo burası karışmış arkadaşlar. Arkadaşlar burası kilitlenmiş.
Abo, çıkış kilitlenmiş arkadaşlar. Çıkış pert olmuş. Adam burayı kapatmış çünkü bak Iveco burayı kapatmış. Ben şöyle göstermiş olayım sizlere çıkışı da. Adam burayı kapatmış oğlum. Heh, F7 attı. Adam F7 attı. Bakın arkadaşlar çıkışı bitirmiş adam. Ben de diyorum bu kalabalıkta işte akşam saatlerinde giriş de bu şekilde oluyor. Bak şimdi millet çıkmaya çalışıyor mesela. Akşam saatlerinde giriş de böyle oluyor arkadaşlar. Oo, burnumuzu sokacağız abi burada. Bunun başka çaresi yok. Hadi çift dorsa ilerle. Abi buraya gireceğiz. Arkadaşlar disconnect atmak zorunda kaldım. Ne kadar kalabalık olduğunu gördünüz. Video çok uzun olacak. Yani sizler de o kısmı görün istiyorum. Çıkış bölümü de bu şekilde arkadaşlar. Buraya böyle dehşet rampalar yapmışlar. Toprak yoldan böyle yukarı doğru tırmanıyorsunuz. Yükümüzü aldık. Yine götürüyoruz. Tabi Truck Stamp'i de teslim etmeniz lazım bunu. Single'da bu şekilde disconnect yaparak yaparsanız olmaz. Ben bilerek bu arada şey aldım, manayım aldım. Onu da şöyle söyleyeyim, ileride bir dönüş var. O dönüşte sola dönüş vermiyor arkadaşlar. O yüzden dolayı yani bakın bu çıkışta yukarıya gidemeyeceksiniz. Köln'e dönüş vermiyor. Aşağıdaki benzinliğe gitmeniz lazım. Oradan geleceğiniz orada da bir trafik olacak. Yine dönemeyeceğiniz. O yüzden aşağı giderseniz trafik daha açık olur. Onu da söylemiş olayım. Baksanıza abi. Tırmanıyoruz. Buraları kesmeyeceğim görün diye. Buraya dönemiyorsunuz. Kapalı böyle sadece bırakmışlar. Abi müthiş değil mi? Yol falan dar yani bayağı böyle. Baksanız arkadaşlar dönüşlere, virajlara. Buralarda bu şekilde. Motor patlayacak birazdan. Şöyle bir göstereyim arka tarafı falan. Bayağı güzel yapmışlar burayı. Truck Stamp çok güzel yollar yapıyor aslında. İnşallah ileride böyle daha zorlu yollar tarzı bir şeyler gelir. Heh, vites attı çok şükür. Atmasaydı böyle bağıra bağıra çıkacaktık. Evet, burası da tek yön sağ tarafa. Burası kapalı zaten bu şekilde. Şurada bir oyuna bağlanayım tekrardan. Bakın oyuna tekrardan girdiğimizde bu şekilde yeşil yazı tekrardan çıktı arkadaşlar. Bu da çok önemli. Yani yükünüzü tekrardan hani teslim edebilirsiniz şeklinde bir hani şeyi devam ettiriyor. Şurada duranlar var. Niye duruyor bilmiyoruz. Evet, şöyle devam ediyoruz. Biz devam edelim. Burada da bayır aşağı sallanacağız böyle. Yine tek yöne bağlanacak burada yol. Adam çift dorsa almış ya. İnanılmaz ha. Bunlar hemen kodluyorlar hemen. Buraya çift dorsayı yasaklaması lazım bunların. Ben söyleyeyim. Millet daha tek dorsa çıkartamıyor. Yolda bu şekilde bak. Çok hızlı gitmenizi tavsiye etmem abi. Ama biz basalım biraz. İlerideki dönüşü de göstermek istiyorum sizlerin neden manayımı aldığımı görün. Emre hadi be kaptıramadın Emre. Çift dorseli Emre. Emre önümde olmasa şu an uçmuştum arkadaşlar burada. Şunlara vurmuştum yani. Emre iyi ki önümdesin kardeşim. Anan. Ama iyi fren değil mi? İyi fren değil mi attığın fren? Aha Emre pazara gitti. Arkadaşlar benim bu şomazım ne olacak ya? Vallahi benim bu şomazım ne olacak abi? Bir şey söylüyorum. Hemen tersi oluyor. Bakar mısınız? Bak. Şu yolun güzelliğine bak. Bak 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 bak. Truck Stamp'i neler yapıyorsun be? Baksanıza yola. Buralar ücretsiz. Tamamen ücretsiz. DLC'ye gerek yok. ETS 2'niz varsa, Truck Stamp oynuyorsanız, banlı değilseniz gelebilirsiniz arkadaşlar. Banlı olanlara geçmiş olsun. Aa tamam akşam saatlerindeymiş o. Tamam şu an dönüş açık. Buradan da Çakal Carlos kardeşime
selam olsun bana demişti ki burada en başından beri dönüş yasaktı dedi. Bak bakalım dönüş yasak mı kardeşim? Sola dönebiliyoruz. Normalde burayı kapatıyorlar arkadaşlar. Sola dönemiyorsunuz bu şekilde. Mecburi sağa dönmeniz gerekiyor. Akşam saatleri çok yoğun olunca burayı kapatıyorlar, haberiniz olsun. Onu da öğrenmiş olduk hep birlikte. Yani sola dönemiyorsunuz. Evet böyle. Şimdi nereye doğru gidiyoruz? Mannheim'a doğru yükümüzü götürüyoruz. Oraya da götürdüğümüzde 6.'yı taşımış olacağım. Herhangi bir ekstra bir şey kazanmıyorum. Ben 5 tane taşıdım, yetti arkadaşlar. Yani şu anlık video bu kadar. Ben yükümü götüreyim. Hani oraya teslim edeyim. Sizler için bu videoyu uzatmanın daha fazla bir anlamı yok. Çünkü teslim ettiğimde bir şey olmayacak ekstra. Aynı yine o yeşil yazı çıkacak. Bir tane daha teslim etmiş olacağım. Kaç tane yük teslim ettiğinizi TruckCMP sitesine girdikten sonra profilinize girerseniz orada görürsünüz arkadaşlar. Biraz gecikmeli güncelleniyor, haberiniz olsun. Yani oyunda teslim ettikten sonra bir 2-3 dakika bekletebiliyor orada gözükmesi. Onu da söylemiş olayım. Durum bu. Videoya güzel bir beğeni atarsanız sevinirim. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.